nispeten küçük. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar mövzusunda keçirilən müzakirə panelində iştirak edib. Ərazilərini işğaldan azad edən və bütövlüyünü bərpa edən bir ölkənin təmsilçisi olaraq bu paneldə iştirakından qürurlandığını bildirən Ceyhun Bayramov 44 günlük müharibədə Azərbaycanın zəfərindən sonra bölgədə yaranan yeni reallıq və imkanlardan bəhs edib. Güney Kafkasya'da barış ve işbirliğinde başarılı olup olunmayacağını bu yeni gerçekliklerin katılımcılarından çok iyi anlıyoruz. Şunu da çok iyi anlıyoruz ki barış olmadan işbirliği olmaz, bağlam olmadan, temas olmadan da barış olmaz. 10 Kasım'daki üç taraflı beyanın imzasından sonra pragmatik adımlara ben değinmek istiyorum. Azerbaycan'ın yürürlüğe soktuğu adımlarla ilişkileri normalleştirme konusunda olan istekliliğini ve hazırlığını gösterdi. Bu açıklamanın imzalanmasından sonra Azerbaycan yerel Ermeni nüfusuna insani yardım ulaşması için olanak sağladı. Ve ki bu yollar 30 yıldır kapalıydı bu arada ve bir hafta içerisinde açıldı. Çok kısa bir süre zarfında Goriskafan Otoyolu'nun sorunsuz şekilde işlemesi için çabalar gerçekleştirildi. Şöyle anlatayım, bu yol sadece Ermeni şehirlerine bağlanan değil, Ermenistan'ı Güneydoğu bölgesine bağlayan tek yol ve bu yolun 21 kilometresi Azerbaycan topraklarında yer alıyordu. Hani Azerbaycan ve Ermenistan'ın özgürlüğünü kazandığından beri ilişkilerin normalleşmesinden ilk defa bahsedebiliriz. Çünkü artık işgal yok. Zira iki ülke arasında eğer bir ülke diğerinin topraklarını işgal ediyorsa normalleşmeden bahsedemezsiniz. Bu durumun sonlanmasıyla biz şunu öneriyoruz. Yani belirli adımlar öneriyoruz ama tabii ki bunlar da karşılıklı olmalı. Yine aynı zamanda şunu da söylemek isterim ki Azerbaycan çok etkin bir şekilde hükümetler arası ortak komisyonun çalışmalarına da katıldı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu'nun komisyonuna ki bu da bu üçlü beyan üzerine kurulmuştu. Amacı da iletişimi açmak, yeni transit rotalar oluşturmak ki bu bizim görüşümüzce çokça ilave fayda sağlayacaktır. Sadece Ermenistan ve Azerbaycan'a da değil bu arada. Aynı zamanda diğer tüm bölge ülkelerine fayda sağlayacaktır. Müzakirələrdə Ceyhun Bayramovla yanaşı Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Qalqalyani, MHP'nin Türk Dünyası ve Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Sədr Muavini Kamil Aydın, Ermənistanın sabiq Xarici İşlər Nazirinin Muavini, tarixçi Jirard Libardyan ve ATƏT'in Minsk Qrupunun sabiq həmsədri, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braiza da iştirak edib. Yatırım fırsatı da kaçırılamayacaktır.